Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Artık transferin son günlerine yaklaştığımız için transfer hareketliliği devam ediyor. Tabii Fenerbahçe'de Ferdi'nin gitmesi sonrasında da bu transfer hareketliliğinin daha yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Yani gitmesinden derken tabii ki gelen gelirden. Hemen oradan başlayalım isterseniz. Ferdi için bir kap bildirimi geldi. Fenerbahçe Ferdi'nin 30 milyon euro garanti para, 5 milyon euro şarta bağlı bonuslar ya da işte bonuslar diyelim. Bonuslarla ve ikinci satıştan %10'la Brighton'a transfer olduğunu iletti. Artık yani kapa bildirdi. Tabii ki burada bir nakit girişi olduğu için de transferle ilgili çalışmaların daha yoğunlaşacağını söyleyebiliriz. Öyle söyleyelim. Dönelim Alanyaspor maçına. Çünkü o parayla ilgili 3-4 isim gündeme geldi. Onlardan size bahsedeceğim. Alanyaspor maçının hazırlıkları cuma akşamı oynanacak, devam ediyor. Bu maçla ilgili tabii yine Jose Mourinho'nun ne tür sürprizleri olur bilmiyoruz. Çünkü o da bazen sürprizleri seviyor. Ve şunu da söyleyelim, Mert Hakan'ın da bu maçta oynamak üzere forma istediği gerçeğini söylememiz gerekiyor. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim ve devam edelim. Şimdi enteresan bir bilgi var. Enteresan diyorum çünkü Fenerbahçe taraftarlarını son derece mutlu edecek bir bilgi. Fred 3 gol atarak Çaykur Rizespor maçında maçın yıldızı oldu. Onun dışında bir de gönüllerin sevgilisi oldu. Gönüllerin de yıldızı oldu. Çünkü Fred'e Arap coğrafyasından 3 yıl için 30 milyon euroluk bir teklif geldi. Ben Fenerbahçe'de mutluyum. Burada kalmak istiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum dedi. Sadece 5 milyon euro alıyor. Yani bu da yarı yarıya. Yani %100 daha fazla para alma imkanı varken bundan vazgeçtiğini söyleyebiliriz. Transferle ilgili gelişmelerden bahsedeceğim ama birkaç tane daha böyle bilgi var. Rade Krunic'e İtalya'dan teklifler arka arkaya geliyor. Empoli istiyor şimdi de. Anladığımız kadarıyla Rade Krunic'ten beklentilerin çok anlamlı olmadığını Jose Mourinho da artık idrak etmiş durumda. Yani ondan çok fazla umudu yok. Bu arada Fenerbahçe'den ayrılan Joshua King de Toulouse yolunda, onu da söyleyelim. Bir başka önemli nokta, birkaç tane böyle not söylemek istedim. 30 Ağustos'ta Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak Avrupa Ligi'nde. İkinci torbada yer alacak. Yani eğer Beşiktaş turu geçerse o da Avrupa Ligi'nde. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray onların içerisinde ikinci torbada, yani en yüksek torbada yer alan takımımız Fenerbahçe olacak. Onu söyleyelim. Ve şimdi dönelim. İşte bir şaşırtan transfer de var. Onlardan da bahsedeceğim size. Şimdi dönelim geriye. Yani transfer dönemine. İçeride bir transfer hamlesi var. Ondan bahsedelim. Yasin Özcan Beşiktaş'ta istiyor. Aslında Galatasaray'da bir ara talip olmuştu. Yasin Özcan konusunda Fenerbahçe bir takas önerdi. Emre Mor ve Serdar Aziz'i vermeyi kararlaştırdı. Ama Kasımpaşa'nın biliyorsunuz bu tür durumlarda pazarlığı çok güçlü oluyor. Şöyle söylüyorlar, maaşlarını siz verirseniz diyorlar. Çünkü maaşlar genellikle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlarda yüksek oluyor. Onun için de maaşın Fenerbahçe tarafından verilmesini istiyorlar. Tıkanıklık da burada devam ediyor. Bir başka yine içeriden yerli bir transfer hamlesi var. Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'e talip olduğu Fenerbahçe'nin Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tarafından açıklandı. Ayrıca Murat Sancak iki oyuncusunun daha Fenerbahçe'nin takibinde olduğunu, birinin 17 diğerinin 13 yaşında olduğunu da söylememiz gerekiyor. Bu da tabii geleceğe yatırım. Fenerbahçe bu noktada ciddi paralar kazanıyor. Her sene neredeyse 20 milyon euroluk bir oyuncu satarak kasasına gelir kaydediyor. Bunu da vurgulamamız gerekiyor. Şimdi gelelim şu Ferdi'den gelen parayla ilgili neler yapılacağı konusuna. Bir kere bir sol bek mutlaka alınacak, bir kere onu söyleyelim. Sol bek konusunda Ferdi'nin yerine Gent'le bir temas kurdu Fenerbahçe ve Archie Brown'la sol bek olarak 22 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme yaptı. Ben oyuncuyla ilgili sadece şunu söyleyeceğim size. Gelişi, yaşı,
işte boyu posu diye baktığımızda genel anlamda Osterwolde'yi bize anlatıyor, andırıyor diyebiliriz. Görüşmelerin başladığını söyleyelim. Tabii görüşmeler başlaması demek transferin bittiği anlamına gelmiyor. Stoper ve sol kanat oynuyor. Hatta sol önde oynuyor. Onun için de çok benziyor Osterwolde'ye, Jadon Osterwolde'ye. 5 milyon euro gibi bir güncel piyasa değeri var. 47 maç, 4 asisti var. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Ve gerçekten çok enteresan. İngiltere milli takımında oynuyor. 20 yaş altında oynadı. En fazla çalım atan, liginde en fazla çalım atan savunma oyuncusu. Bu özelliği de onun Fenerbahçe için uygun bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor. Yani Archie Brown öne geçen oyuncu. Tabii ki başka isimler de var. Sergio Reguilón bütün takımların gündeminde gibi söyleyebiliriz. Birinci sol bek olarak birinci transferle ilgili gelişme bu. İkinci transferi Di Marzio söyledi. Bu gündemdeydi ama oyuncu ben kalmak istiyorum, Fiorentina'da göndermek istemiyoruz demişti. Şimdi geldiğimiz noktada enteresan bir gelişme var. Sofyan Amrabat Di Marzio'ya göre Fenerbahçe ile görüştü ve transferde önemli mesafe kat edildi. Ve Mourinho'nun da oyuncuyu istediği söyleniyor. Yani bir anlamda yine yeniden Sofyan Amrabat diyebiliriz. Fiorentina 15 milyon euro istiyor yalnız. İşte bunun çözümünü de şöyle buldu Fenerbahçe ile Fiorentina arasında. Biz size 15 milyon euro verelim ama hemen vermeyelim. Satın alma opsiyonuyla kiralayalım. İşte 1-2 milyonunu peşin verelim. Sonrasında zorunlu satın alma maddesi koyalım diyor ki bu teklif kabul görür mü? Onu çok net olarak söylemem mümkün değil. Ama Mourinho'nun istediği Di Marzio. Çünkü Di Marzio'nun haberleri de genellikle doğru çıkan haberler. Transferle ilgili söylediği sözler bunlar. Şimdi gelelim bir başka önemli noktaya ki bu da gerçekten çok önemli. Mario Branco menajeriyle anlaştı. Menajeri de kulüple anlaşmak üzere görüşmeleri sürdürüyor. Boca Juniors'le Cristian Medina konusunda Arjantin basını bu transfer bitti diyor. Hatta Arjantin basını Cristian Medina'nın arkadaşlarıyla yaptığı sohbette benim önüme çıkan en önemli fırsat. Eğer bunu değerlendiremezsem sonra çok pişman olurum dediğini de yazdı. Onu söyleyelim. Bu noktada gerçekten de Boca Juniors eğer inadı kırılırsa Medina'nın artık geleceğini söyleyebiliriz. Medina'da da fiyat 15 milyon euro, onu söyleyelim. Ve oradaki anlaşmazlık ne derseniz, 15 milyon euro ile ilgili anlaşmazlık. Çünkü Fiorentina 14 milyon euro demişti. Şöyle bir haber de geldi. Aslında oyuncunun 15 milyon euro satın alma opsiyonu varmış ama sonrasında 22 Ağustos'tan sonra 20 milyon euroya çıkmış satın alma opsiyonu. Şimdi menajeri diyor ki yani biz size söz verdik, Copa Amerika'da oynadık, bütün sizin istediğiniz şeyleri yerine getirdik. Şimdi biz de sizden bir şey rica ediyoruz, bu rakamı 15'e geriye çekin diyor. Bakalım geriye çekilecek mi? Fiorentina 14 milyon euroda kalmıştı. Sanki Fiorentina ile Fenerbahçe arasında ciddi bir yarış olacak. İşte Sofyan Amrabat Fiorentina'da oradan gelecek. Cristian Medina oraya mı gider, Fenerbahçe'ye mi gelir gibi bir tartışmanın içerisinde de bulduk kendimizi diyebiliriz. Evet, Cristian Medina 3. transfer hamlesi olarak görünüyor. Gerçekten de gelecek vadeden bir oyuncu olarak gündeme gelen isimlerin başında yer alıyor. Şimdi asıl şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin şaşırtan transfer hamlesi ya da sürprizi diyebiliriz. O nedir? Ondan bahsedeceğim size. Evet, o isim Mario Hermoso ki sezon başında Beşiktaş'a geliyor, Galatasaray'a geliyor derken şimdi Mario Hermoso sürprizi oldu. Mourinho bir stoper istiyor ve istediği stoper için de uluslararası kariyeri olan bir stoper şerhini düştü. Ve Atletico Madrid'in oyuncusu Hermoso. Hermoso ile ilgili görüşmelerin de başladığını söyleyebiliriz. Bu noktada şunu vurgulayalım. Oyuncu 5 milyon euro istiyor. Şimdi 5 milyon euro
Belki kabul edilebilir bir rakam olabilir. Pazarlık yaparsınız 4'e 4.5'a indirirsiniz. Çünkü uluslararası kariyeri olan bir oyuncu. Ama oradaki temel sorun ne? O sorun imza parası. Yani oyuncu imza parası da istiyor. Belirlenmiş bir rakam değil ama yani şimdi bu tür oyuncular genelde yıllık 2-3 civarında imza parası istiyorlar. Eğer bunu isterse 5 artı 3 8 oluyor ya da 2 7 oluyor ki bu daha çok ön alan oyuncularına verilen bir para, yani stopere verilen bir para değil ama tabii büyük bütçeli takımlarda bu tür rakamlar konuşulabiliyor. Evet, Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.